Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kızları okula bıraktım. Sonra bir durağa uğradım. Sonra bir yolcum vardı, onu bıraktım. Biraz önce eve geldim. Çıkmadan önce hem çamaşır makinesini hem bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Bulaşık makinesi bitmiş, çamaşır makinesi hala çalışıyor. Günlük bulaşığı makineye dolduruyorum. Sonra kalan yere de mutfak dolabından bir raf yerleştiriyorum arkadaşlar. Böyle azar azar, yani günlük hepsini bir anda yapmayacağım. Mesela günlük bulaşığı dolduracağım. Sonra bir rafı da mutfak dolabının bir rafına dolduruyorum. Böyle bir yıkayacağım tabakları falan. Çünkü hepsini birden yıkamaya kalksam ne makinenin ömrü yeter ne benim. Böyle yavaş yavaş yapayım dedim burayı. Birkaç gün sürer ama hepsi elden geçmiş olur en azından. Bu arada tost makinesine tost koydum. Ocağa çay koydum. Bir yandan da kahvaltımı yapacağım. Elektrikçiler 9 gibi geliriz demişler. Onlar gelmeden de kahvaltımı yapayım diyorum. Bir yandan da kahvaltı hazırlığındayım yani. Elektrikçimiz geldi arkadaşlar. Şimdi ben Aysimay okuldan almaya gittim. Gelirken de ekmek aldım. Şöyle göstereceğim. LED işleri başladı. Salonu çekti, bitirdi. Böyle bakınca da hiçbir şey belli olmuyor ama salon bitti, burası bitti, mutfak bitti. Şimdi ben hemen yemek hazırlıyorum. Dondurucuda mantı pişireceğim. Bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Bir yemek hazırlığına geçmemiştim. Bunlar da vidaları. Yemek hazırlığı yapmamıştım. Şimdi hemen hazırda mantımız vardı. Mantıyı çıkaracağım. Şuralara kablolar götürmüşüm. Bunları süpürüp masayı öyle ettireceğim yerine. Süpürgemiz ortada. Önce mantımızı pişirelim. Ustamızın yemeğini verelim. Tek kişi çalışıyor. 3 kişi gelir ama diğerlerinin başka yerde işi varmış. Tek kişi çalışıyor. Onun yemeğini hazırlayalım. Sonrasında ben şu yerleri bir tekrar süpüreceğim. Ocağa suyumuzu aldım. Suyumuz kaynadı. Dondurucudan çıkardığım mantıları süzgeçte yıkadım arkadaşlar. O buzlu hali gitsin diye. Şimdi şöyle dikkatli bir şekilde biraz fazla pişiriyorum. Çünkü Aysima bildiğiniz mantıcı. Tam bir mantıcı. O da yiyecek. Şimdi mantıyı buraya haşlanmaya bıraktım. Ben bir yandan sosunu yapacağım. Salça sosunu, bir yandan da sarımsaklı yoğurdun yapıp soframızı hazırlayacağım hemen. Dondurucuda Ayhan dondurucuda mantı yemez ama böyle bulunması da gördüğünüz gibi acil durumlarda çok iyi oluyor. Minik minik de yapmışım bakın. Sıcak mı daha? Bence soğumuştur artık ya. Aysima tam bir mantıcı. Mantıcı mısın sen ya? Aşırı mantı sever. O mantıcı canavarı. O bir mantıcı canavarı arkadaşlar. O bir mantı canavarı. Buralarda böyle beni bekliyor. İşler bitsin de. Sonra. Beklenen son. Neyse bu son artık. Bundan sonra rahatız inşallah. Ne oldu? Güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Sen seviyorsun diye fazla yaptım. Abisi yerken Aysima da yesin dedim.
Aysima mantı canavarı da yesin dedim. Küçük koridor bitti. Şimdi Aleyna'nın odasında. Şurayı göstereceğim şimdi size. Buraların da kontrolü yapıldı. Şimdi kapattım. Öyle yapılan yere önce bir kontrol edip sonra kapatıyorum. Çok az kaldı, çok. Bugünü de akşam ettik arkadaşlar. Ustalarımızı yolladım. Sonra bana telefon geldi. Evleri süpürüyordum o kablo kırıntılarını. Telefon geldi, ben çıktım. Şimdi evde işler beni bekliyor. Tekrar dönüyorum. Yolcumu bıraktım, dönüyorum. Ustalarımız çıktı, akşam ezan okundu arkadaşlar. O saate kadar çalıştı ama yetişmedi maalesef. Sadece ledler yetişti, ledler bitti, spotlar, prizler falan kaldı, yani puatlar falan hep kaldı. Onlara yarın gelecekler. Sabah 3 usta geldi. 3 ustayı görünce hani ben biraz sevindim, tamam dedim, bugün bir günde biter. Ama işveren ve çalışanın biri başka yerde dedi, acil işimiz var, biz oraya gideceğiz, bir kişi çalışacak dediler. Tamam dedim, hani ne diyebilirsin? Bir kişi olunca da yetişmedi tabii. Akşam üzeri diğer çalışanla usta tekrar geldiler. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Trajikomik bir durumdayım. Yani anlatayım, siz de güleceksiniz. Şimdi ben ilk dekorasyonu verenlerle tartıştım ya hani. O tartışmalarımızın baştan sonuna elektrikçimiz şahit. Tamamına. Çünkü ben onlar dekorasyonu yaparken elektrikçimiz de işte o ledlerin ışıklarını ayarlıyordu. O sensörlü yanacak ledler, şey, spotların duvarları kırıyordu. O onu yapıyordu o sırada. O sırada biz de işte dekorasyonu yapan ustayla tartışmıştık. Birazını anlattım size. Üstün körü anlattım. Tamamını anlatmadım. Hani birkaç takipçim yazmış ki tamamını niye bize göstermiyorsun? Biz de inşaat yaptık, çok daha beterdi diye. Hani temizlik açısından. Yani ben elimden geldiğince güzel göstermeye çalıştım, öyle söyleyeyim. Sizin gördüğünüzün daha perde arkası da var tabii ki. Neyse, şöyle bir olay oldu. Bugün baktım spotlar gelmiş. Şöyle kutunun birini açtım. Spot beyaz arkadaşlar. Bizim boya gri. Spot beyaz. Hani o tavana yapılan alçı beyaz olsa boyası, eyvallah, beyazı da takar güzel olur. Ama bizim boya gri olduğu için spotu beyaz görünce ben de bir nevlim döndü. Şimdi bir de zaten diğer ustalarla tartıştığım için çekiniyorum da bir şey söylemeye. Boyacılara da bir şey söylemeye çekindim. Bunlara da, çünkü diyecekler ki her ustayla da sorun çıkarıyor. Boyacımız da tartışmamıza şahit oldu. Bunlar da. Neyse. Çalışana dedim ki hani artık bir şekilde söyledim. Dedim ki hani ben spotları dedim metalik gri bekliyordum dedim. Tamam abla dedi. Usta gelince ona söyle dedi, değişsin. Usta geldi, ben söyleyemiyorum. Giriyorum, çıkıyorum, dolanıyorum, söyleyemiyorum. O sırada çalışan söylemiş sanırım. Geldi dedik, yenge dedi, sen dedi spotları ne renk istiyordun ki dedi. Vallahi dedim hani boya gri ya dedim, metalik gri istiyordum dedim. Hani şimdi dedim gri'nin üstüne beyazı takınca o orada biraz sırıtmaz mı dedi. Tamam, sıkıntı yok dedi, yarın grisini getiririm ama gri bu kadar büyük değil, biraz daha ebatı küçük olur onun dedi. Tamam, sorun değil dedim, küçük olsun ama gri olsun. Çünkü beyaz çok sırıtır dedim gri boyanın üstünde. Sorun yok, yenge getireceğiz dedi. Bir de dedim prizler de gelmemiş dedim. Ama benim bir konuşma sesimi duysanız duyulur duyulmaz vaziyet. O kadar kısık konuşuyorum, hani çekiniyorum. Bütün ustalarla bu da kavga ediyormuş demesinler diye. Hani derler ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Aynen o şekil bir şey söylemeye çekiniyorum. Sonra dönüp laf edecekler diye korkudan. Yok yok dedi, prizleri de yarın getireceğim. Bugün getirmedim, yarın getireceğim, onları da takacağım dedi. Yarabbi şükür dedim, çok şükür. Bunu bari sıkıntısız bir şekilde atlatalım.
Sonra dedim ki hani yarın saat kaç gibi biter? Yarın benim arabanın muayene tarihi, muayene istasyonuna gidecek. Dedi ki yarın akşamı bulabilir, bitmeyebilir yarın. Yani tüm gün sürebilir. Hemen Ayhan'ı aradım, dedim ki yarın tüm gün sürebilir diyorlar. Ya sen götür ya Metin götürsün arabayı muayeneye. Ben dedim artık ustalarla evde olurum. Bir de yemek yapacağız. Bugün zaten öyle mantığıyla, aparatif şeylerle geçiştirmiş gibi oldum. Hiç de içime sinmedi. Yarın dedim şöyle güzel bir yemek yaparım en azından. Ve evde olurum. Arabada size emanet dedim. Öyle yani ustaya da söyledim. Hani ben soruyorum ne zamana bitecek diye ama yarın dedim hani arabanın muayenesi vardı. Onun için biz Aysma'yla birlikte gideriz diye planlıyorduk. Aysma'yla gideriz. Oradan da annemlere uğrarım diye düşünüyordum. Evdeki hesap çarşıya uymadı maalesef. Öyle şimdi eve yaklaştım. Gelmek üzereyim. Ay o nasıl çıkıştı? Çıkayım evleri süpürmüştüm. Çok az bir yer kalmıştı. Onu büyük ihtimalle Aydanur süpürmüştür. Çünkü o bizim odayı silerim diyordu. Onların odası kalmıştı. En son çocuk odasını yaptılar. Bugün toz toprak bir şey yoktu. Sadece o kablo kırıntılar vardı ortalarda. Zaten girerken de dediler ki ayakkabıyla giriyor muyuz? Hayır dedim. Hani halılar yok ya. Hayır dedim, temizledim. Ayakkabıyla girmiyorsunuz, terlik vereceğim. Terlik verdim onlara. Toz falan da yok da yine de çek basla bir sileceğim şimdi evlere. Çünkü yarın tekrar çalışacaklar. Yarın artık onlar çıktık sonra elle silerim. Güzel deterjanlı su yaparım. Elle güzel her yeri silerim. Artık bu temizlik işine de burada son veririz inşallah. Öyle yani arkadaşlar, eve geldim. Şimdi çıkalım bakalım ev ne durumda. Kul plan yaparken kader gülermiş. Ben yolda temizlik yapacağım planları yaparken evde beni bekleyen sürpriz. Şartellerimiz atmış. Şimdi biraz da ben uğraştım. Yok, açılmıyor resmen. Ana şartel atmış. Diğerlerini tamamen kapattım. Tekrar ana şarteli açmaya çalıştım. Açılmıyor. Ayhan aradım, dedim böyle böyle, işte şöyle yapın, böyle yapın. Bir dünya tarif verdi ama onları da denedik, olmadı. Bekliyoruz, bilmiyorum. Kendimi gelip bakacak, ustayı mı arayacak, ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum. Nazar bunlar, nazar. Nazar hep. Dün böyle bir muhabbet olmuştu da şimdi aklıma geldi. Dün sporda böyle bir konu olmuştu, nazar değer, nazar değmez diye. Şu an aklıma o geldi. Belki de nazardır bunlar arkadaşlar. Bekliyoruz bakalım karanlıkta. Hiçbir şey de yapamıyorum. Yer silme işi de hayal oldu. Burada oturayım biraz. Hava güzel. Burada oturayım bakayım Ayhan gelecek mi? Ayhan mı gelecek? Usta mı gelecek? Bekleyelim bakalım. Yine bir telefonla ben işe çıktım arkadaşlar, iyi oldu. O ortamdan biraz uzaklaşmam iyi oldu. Ayhan geldi, elektrik işine çözüm bulduk. Binanın aşağıdan şartel atmış bizim. İndi orayı kaldırdı, sonra geldi evdeki şarteli kaldırdı, düzeldi sonunda. Ama artık sadece benim değil arkadaşlar, bizim evde herkesin tahammül seviyesi sınırda. Kızlar söyleniyorlar, işte ödevimiz var da biz yarın okula gideceğiz de bu neyin nesi de onların neyse, bir tur onları dinledim. Sonra Ayhan'ı aradım, işte dedim böyle böyle, hiçbir şey demedi, gelirim de demedi, ustayı arıyorum da demedi. Bir baktım çıkmış gelmiş, işte başına ağrımadık, başına ağrı arıyorsun da, macera aramayı seviyorsun da, bir dünyada o söylendi. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Biz evimizde sakin sakin oturuyorduk. Niye başımıza böyle işler çıkardın da? Neyse şartel yapıldı. Şartel açtı. Elektriğimiz geldi şükürler olsun. Biraz sakinledi. Ayhan'ın böyle bir huyu vardır arkadaşlar. Zaten videolarda da az çok anlıyorsunuz. Çok çabuk sinirlenir. 3 dakika içinde çok çabuk sinirlenir. Sonra hemen geçer o siniri. Ama işte o sinir anında ona ateşle yaklaşmayacaksın. Ateşle yaklaşırsan patlar. Neyse ben de hiç seslenmedim. Hiç sesimi çıkarmadım. O saydırdı.
Sonra elektrikler açıldı falan. Tamam, bu sakinledi. Dedim ki çay demleyeyim mi, içer miyiz dedim. Demledi, içelim dedi. Bir de bizim böyle şeyimiz vardır. Kavgamızı yaparız, sonra çayımızı demler içeriz. Çay demledim, tam çay içecektik. Yolcum aradı, ben çıktım. Neyse, o da biraz daha sakinlemiş olur ben dönünceye kadar. Yarın da inşallah bu elektrik işi bitsin. Şu inşaat işinden artık kurtulmak istiyorum. Yeter. Gerçekten yeter artık. Bana telefon gelince Ayhan'ın çayını doldurdum. Sen içe dur. Ben gidip geliyorum dedim. İyi oldu. O ortamdan biraz uzaklaşmış oldum. Gidince artık çayımı içer. Biraz ben de dinlenirim. Bugün 4. çay demleyişim ama içemeyişim. Sabah kahvaltı için demledim. Ben içmeye tam kahvaltımı yaptım. Tam keyif çayına geçtim. Ustalarımız geldi. O öyle kaldı. Ustalara dedim çayımızı sıcak içerseniz. Onlara verdim. Öğlen sonu yine ustaya demledim. Onunla birlikte ben de içerim diye düşündüm. Yine telefon geldi. Ben işe çıktım. O çay da öylece ustada kaldı. Sonra akşam üzeri elhamdülillah. Bu da şahidi. Akşam üzeri ustalar gideceği sıra bir daha demledim. Yine içemedim. Bir bardak mı içtim? Ne yaptım? Bu yolcum işte aramıştı. Beni gelip alır mısın abla diye. Onun için çıktım. O çay da öyle kaldı. Şimdi yine demledim. Yine bu arada çayın üstüne denk geliyor. Şimdi gidince içerim artık. Hem oturur dinlenirim hem de çayımı içerim. Buradan vedamızı yapalım arkadaşlar. Eve geçmeden vedamızı yapalım. Eve geçince de artık ben dinlenme moduna geçeceğim. Sessiz alacağım kendimi. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.